Merhaba, ben Bengisu. Kanalıma hoş geldiniz. Ben genellikle seyahat ve kendi hayatıma dair vloglar üzerine videolar yapıyorum ama artık yavaş yavaş bu tip videolara daha geçmek istedim. Bu videoda benimle akşam cilt bakım rutinimi izleyeceksiniz. Görüşürüz. Herkese selam. Bu videoda birlikte akşam rutinimi yapacağız. Yani akşam cilt bakım rutinimi. Şu an gün bitmek üzere ve ben de bugün hafif bir makyaj yapmıştım. Oradan çoktan dursun masada. Hangi ürünleri kullandığımı ve yüzümü nasıl temizleyip akşama hazırladığımı sizinle paylaşacağım. Öncelikle bir saçımızı toplayalım. Hadi bakıma başlayalım. Evet, saçımı topladım. İlk olarak makyajımı, yani yüzümde BB krem gibi böyle ten şeyleri var. Onun için Yves Rocher'in bu ikisi bir arada hem micellar suyu hem de tonik olan ürününü kullanacağım. Göz makyajımı ise Yves Rocher'in bu göz makyajı temizleyicisiyle siliyorum. Hem böyle çift bazlı olması güçlü rimelleri de çıkarmaya yardımcı oluyor. Tüm bu temizlik yeter mi? Tabii ki etmez. Clinique'in bu temizleyici jel mi? Artık şeyini kullanacağım. Hand in hand, building castles out of sand. Bazı akşamlar böyle cildimin çok neme ihtiyaç duyduğunu hissediyorsam böyle Yves Rocher'in gece maskesi, papatyalı gece maskesi, hem böyle yatıştırıcı özelliği var hem de güzel nemlendirici, bunu kullanabiliyorum. Yüzümü temizledikten sonra genellikle geceleri bu La Roche-Posay'in Soothing Repair Balm'ı olan oldukça onarıcı bir kremi var ve yoğun formüllü. Genellikle bunu kullanıyorum. Ama bazı zamanlar cildim böyle daha hafif bir şeyler istiyorsa o zaman da Simple'ın bu nemlendiricisini kullanıyorum. Kremlendik ve hazırız. Bazı günlerde şöyle bir şey oluyor. Eğer yüzümde biraz sivilce çıkmış gibi hissediyorsam veya biraz sivilce çıktıysa o zaman Misha'nın bu Tea Tree'li gece maskesini kullanıyorum. Bu da gerçekten cildime çok iyi gelen gece maskelerinden bir tanesi. Evet, kremin biraz yüzüme emildikten sonra bu Simple'ın serumunu kullanacağım. Bu da oldukça böyle ışıldayan bir cilt için gerçekten çok güzel. Ayrıca benim gibi sürekli bilgisayar başında ve mavi ışığa maruz kalıyorsanız onun için de ayrıca korumalı olduğunu söylüyorlar. O yüzden çok güzel. Evet, gelelim vücut bakımına. Vücut nemlendiricisi için aslında bacaklarıma genelde İzana'nın bu üreli nemlendirici kremini sürüyorum. Çünkü bacaklarımın genelde çok daha fazla neme ihtiyacı oluyor vücuduma göre. O yüzden size bunu önerebilirim. Eğer böyle neme ihtiyacı varsa vücudunuzun. Onun dışında genelde ama body shop'ın bu Shea yağlı nemlendiricisini kullanıyorum. Zaten gördüğünüz üzere bitmiş bile. Ama yani bunun kadar iyi bir vücut bakım kremi bence yok dünyada. Eğer cildime maske kullanmak istersem, ki bu genelde hafta sonları oluyor, hafta içi çok uğraşamıyorum bunlarla, Dermoclean bu kil maskesini keşfettim. Bu aynı zamanda işte gold maske ve soyulabilen maske olarak da geçiyor. Yani sürüp böyle soyulma kolaylığı bana çok iyi geliyor. Hem de yüzüme de iyi geldiğini düşündüğüm için genelde maske olarak bunu kullanıyorum. Onun dışında saf kil maskesi kullanıyorum. Annem böyle Çankırı'dan gelirken almıştı onları. Onları böyle ıslatarak yüzüme direkt sürerek uyguluyorum. Maskelerim de bu şekilde. Ben aynı zamanda bir gözaltı maskesi bağımlısıyım. Hangi maske olursa olsun kullanıyorum. O zamanlar neyi ucuz bulursam kullanıyorum. Bu aralar Paul'in Beauty Formulas'ın bu işte kömürlü gözaltı maskesi, şöyle ikili
olarak geliyor. Ben bunları bir de buzdolabında tutuyorum. Daha böyle süper bir etki yaratıyor. Eğer bakmak isterseniz de aklınızda bulunsun. Evet, benim akşam cilt bakımı rutinim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol kutucuğuna basarak abone olup vloglarımı da izlemeye bir şans verebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!